Bugün iş dünyasının sevilen isimlerinden İmdat Aday bizlerle. Sanayiciyim. Aynı zamanda Gerdanlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Buradan çıkan atıkları, ambalajları hepsini karıştırıp çöp konteynerlerine atanlar var. Atık yağları işte çeşmeye, suya karıştıranlar var. Bu çok büyük zararlı. Hem ekonomiye katkı sağlarız, hem çevreyi temizleriz. Hem bu işte uğraşanlar evin ekmek parası götürür. Evdeki bireylerin işte bilinçli olması lazım. Ne zamandan itibaren verilmeli çocuklarımıza ya da aileler bu konuda nasıl bilinçlendirilmeli? Yani bunlar nereden geliyor, kim, neyin nesi bunlar kayıt altında olsun diye çok mücadelesini yaptık. Orada geliyor, organize geliyor, organize koku götürüyor. Yani çok acayip bir koku var. Geri kazanım ihtisasta OSB'lerin yaygınlaşması gerektiğini düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Merhabalar sevgili seyirciler. İşin Aslı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün iş dünyasının sevilen isimlerinden İmdat Aday bizlerle. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Bizi buradan konuk ettiğiniz için Harapınar Medya ve Aslı Hanım sizlere ve çalışanlarınıza çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başkanım, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben imdat adayı sanayiciyim. Aynı zamanda Gerdanlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Denizli Gerdanlar Dernek Başkanıyım. Siyasi bir geçmişimiz var daha öncelerden. Şu anda da işimizin başındayız. Bu geri dönüşümle ilgilenen kişilere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte Denizli'mizin güzelleşmesi için, ekonomiye katkı sağlamak için mücadelemize devam ediyoruz. Ne güzel başkanım. Bu size bugün bolca sorular getirdim. Hayırlısı olsun bakalım. Öyle olsun. Atıklarımızın ne kadarını geri dönüştürüyoruz başkanım biz? Önce atıkla başlamak istiyorum. Atık konusunda halkımız ne kadar bilinçli? Maalesef halkımızda daha tam bilinçli diyemeyeceğiz. Çünkü ambalaj atığını olduğu gibi işte mutfaktan çıkan atıkları, ambalajı hepsini karıştırıp çöp konteynerlerine atanlar var. Aslında bu yanlış. Mesela atık yağları işte çeşmeye, suya karıştıranlar var. Bu çok büyük zararlı. Belediye zannedersem daha önceden bu atık yağları toplamak için bir birim kurmuştu. Bu ambalaj atıkları, bu ekonomiye katkı, para, bunlar işte geri dönüştürürsek bunları hem ekonomiye katkı sağlarız, hem çevreyi temizleriz, hem bu işte uğraşanlar evin ekmek parası götürür, yurt dışından ihracatı, ithalatı azaltırız, yurt dışına ihracatı artırırız. Yani bu geri dönüşüm çok önemli bir konu ama Türkiye'de bunun tam uygulandığını zannetmiyorum. İşte bir sıfır atık projesi çıktı. Biraz daha yaygınlaştı. Biraz daha fazla toplansın, işte çöpe gitmesin, doğaya atılmasın diye ama o bile yetersiz. Şu anda %20-30'larda Türkiye genelinde hala da işte bilinçsiz şekilde bu atıkları çöpe atan kişiler var. Onların anlatılması lazım, eğitilmesi lazım. Evdeki bireylerin de bilinçli olması lazım ki aynı zamanda bu para arayla da satabilir, toplar çıkan şeyler parayla da satabilir. Onun için tam bilinçli değiliz. Başkanım peki atık eğitimi ne zamandan itibaren verilmeli çocuklarımıza ya da aileler bu konuda nasıl bilinçlendirilmeli? Atık eğitimi ilkokullardan başlamak üzere okullarda ders olarak konulması lazım. Şu anda yok. Daha önceden ben konfederasyon başkanı iken bunun okullara ders olarak işte konulması lazımdı. Çok şey yaptım ama başarılı olamadık işin doğrusu. Yani mesela örneğin burada Denizli benim memleketim diye pilot bölge olsun yapalım buraya diye konfederasyon başkanlığı döneminde toplayıcıları konuya gireyim konuya. Toplayıcıları kayıt altına alalım. Özlük dosyalarını alalım. Derneğe üye yapalım. Yani bunlar nereden geliyor, kim, neyin nesi bunlar kayıt altında olsun diye çok mücadelesini yaptık bunun.
Ama ne hikmetse başaramadık. Hala da yani bildiğim kadarıyla bu görevi de bakanlık belediyelere verdi. Belediyenin kontrolünde. Belediyeler işte çöp, ne bileyim, yani bir tesis kurup çalıştırma, böyle bir şeyler var, durumlar var. Peki siz girmişken de değinelim. Yani hem bu çöp toplayan insanlar sokakta oldukça fazla, konuya girmişken devamı gelsin. Ciddi anlamda da bu insanların ekonomiye bir döngüleri var. Buradan sizin biraz evvel bahsettiğiniz gibi katkıları var. Parayla sonuçta o atıkları sizin söylediğiniz gibi satıyorlar. Ancak bu insanların sosyal güvencesi var mı? Yok. Bir de bunları nasıl kontrol altına alabiliriz? Yani herkes gece çıktığımızda dışarıda bir şeyler bir şekilde atık karıştırıyorlar. Bu insanlar kimler, neler sokaktalar? Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu insanlara yerüstü madencileri diyoruz. Gerçekten yani ülkemize çok büyük katkıları var. Evlerinde ekmek parası götürüyorlar. Tamam, buraya kadar güzel. Ama bunlar kayıt dışı çalışıyorlar. Kayıt altında değil bunlar. Bunların işte bir SSK şeyleri, bir bağlı bir şeyleri yok. Topluyorlar gelişi güzel. İşine yarayanı alıyor, işine yarayanı atıp gidiyor. Bir de bunların kim olduğunu bilmiyorsun. Yabancı mı, Türk mü, nereden geldi, terörist mi, hırsız mı, ne olduğunu bilmiyorsun. Biz şunu uygulamak istemiştik o zaman için. Bu geri dönüş, bu toplayıcıları kayıt altına alalım, derneğe üye yapalım, dernek kartı verelim. Bunlara bir önlük verelim, bir numara verelim, sırt numarası verelim. Bunlar işte atıyorum bir hırsızlık olayında, ne bileyim, bir şey olduğu zaman emniyete dosyasını gönderelim. Ona göre emniyetin bulması daha basit olur. Bu hırsızlık olayları daha çabuk önlenir. Bir de özlük dosyası elimizde olduğu için bu kişilerin nasıl bir kişi olduğunu, mesela savcılık belgesini isteyeceğiz, bizim ikametgahını isteyeceğiz. Bütün ilgili evrakları isteyeceğiz. Öbür işe yaramayan, sıkıntı olan şeyleri de biz diyeceğiz. Yok kardeşim, sen bizim derneğimize yollamazsın. Bunlar da emniyet birimlerine bildireceğiz. Şu kişiler biz yapmadık, siz de kontrol takip altında kalın diye. Ama bunu bir türlü başaramadık. Aslında başarsaydık bunu, hem belediyeler bu kadar bu şeylerle uğraşmazdı, hem ekonomiye daha yani bilinçli olurdu. Toplayanlar gelişi güzel bu çöpü meydana dağıtmazlardı, ortalığa dağıtmazlardı. Ama maalesef yaptıramadık. İşte bunu yeni gelen belediye başkanı, seçilen belediye başkanı bu işlere sıcak bakar mı, bunu da bilmiyoruz. Peki size yaklaşımlar olursa bu geri dönüşüm konusunda belediyelerle böyle işbirliği yapmayı düşünür müsünüz? Biz göreve hazırız. Biz her an için belediye böyle bizimle bir işbirliği yapmaya çalışır isterse biz hazırız. Koşa koşa gideriz, seve seve gideriz. Bu Denizli bizim şehrimiz. Biz burada ekmek yiyoruz. Buranın havasını teneffüs ediyoruz. Biz memleketimizi seviyoruz. Peki bu yönde bir projeniz var mı belediyelerle hali hazırda? Proje, belediyelerden bir talep gelmeyince böyle projemiz yok. Belediyeler diyecek ki bize beraber çalışalım, müşterek çalışalım. Diyecek ondan sonra biz proje üreteceğiz. Belediyeler böyle bir yakınlaşma olmayınca proje üretmenin de boşuna bir anlamı yok. Ama proje üretin, çalışalım derlerse biz hazırız. Şimdi ben hazır belediyelere de girmişken biraz da odalara değinmek istiyorum. Çevre Mühendisleri Odası'nın ya da başkan odalarının derneğinizle yeterince işbirliği altında olduklarını düşünüyor musunuz? Ya da hani meslek odalarının sizlerden talepleri neler bu konuda? Meslek odaları genellikle ticari odasına bağlıyız. İşte benim firmanın bir de sanayi odasına bağlı. Odalardan gayet iyi yaptırıyoruz. Buralarda da sıkıntı var. Mesela bundan da bir rahatsız. Bir belge almaya vardığımız zaman hemen onun parasını alıyor. Onu da araştırdım ben. Niye yani şey yapıyorsun, biz buranın üyesiyiz diye. İşte genellikle şeye gidiyor. Yani TOB'a gidiyor. İşte burada kalıyor. Buranın masrafları. Onun için odalarla çok sorunumuz yok. Çevre mühendisleri her geri dönüşüm günün bir çevre mühendisi danışmanlık alması gerekiyor. Danışmanlık almadan işlemleri yürütemez. Mesela lisans alacak. Çevre mühendisi hazırlıyor dosyaları. Bu çevre mühendislerine bir de yani aşırı bir bakanlıktan şey çıktı. Önceden ayda 1.000 lira, 2.000 lira veya 500 lira böyle bir para talep ederken çevre mühendisleri 8-9.000 lira talep etmeye başladı. Bu da çok geri dönüşüm günüm şey yaptı yani meblağ yüksek olunca tabii şikayet etmeye başladı.
Bunu bakanlıktan genel müdürle görüştük. Tamam derler, eğer şu olursa geri çekelim falan derler. Öyle de bir çekmediler. Hala da devam ediyor bu. Orada da sıkıntı var. Bakanlık mesela çok sıkıyor. İşte lisans, bakanlık gayet taklı bunda bir şey demedim. Ama lisanssız çalıştırmam seni diyor. Lisans çalışırsan, yakalarsan aşırı cezalar da çok ağır bu çevre bakanlığı, çevre müdürlüğü. Onun için bu toplayanların hepsi %90'ı lisanslı. İçinde tabii açığa göçüğe de vardır mutlaka her şeyde olduğu gibi. Ama bu çevre danışmanlarının bu kişilere yüklediği maliyette fazla bunu geri çekilmesi için mücadelesini verdiler Ankara'da. Bize söz verdiler. Sonradan da uygulanmadı. Sorunlarımız işte bayağı sorunlarımız var. Dilerim çözüme kavuşur en yakından. Biz İnşallah. Ses olmuş olalım buradan. İnşallah. Duyurmuş olalım sizler adına. Peki başkanım, ülkemiz Avrupa'nın çöplüğü olduğu konuşuluyor. Sizler atık ithalatı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bununla ilgili yasalar çıkarıldı. Bunları yeterli buluyor musunuz? Şimdi bu dışarıdan çöp ithal ediyor. Çöp şey altında ambalaj, naylon, kağıt geliyor. Gerçekten NİDE organizede, ben orada da şeyim var, işletmem var, geri dönüşüm etkili. Biz orada metal atıklar işliyoruz. Orada geliyor, organizeye geliyor, organizeye koku götürüyor. Yani çok acayip bir koku var. Bunu işte Adana'da bir ara işte şey ermeyenler atmışlar, doğaya atmışlar. İşte oralardan da bir sıkıntı geldi, şikayet geldi. Onu durdurttular. Derler ki Türkiye Avrupa'nın çöplüğü değil, bu yasaklandı. Ama şimdi yine herhalde geliyor daha temizini inceleyerek gümrüklerden geçiyor. Böyle bir çalışmaları devam ediyor. Yine de geliyor. Ama öncesi gibi değil. Önceden gerçekten çöp geliyordu. Onu da doğaya salıyordu. Ne bileyim bir organizede bir iş yeri, işte fabrikasında işlerken koku götürüyordu. Orada o kokunun içinde o çalışanlar olsun. Yani hastalanma ama mümkün değil. Ama bizim Denizli'de dışarıdan ambalaj atığı ithal eden bir firma yok. Zaten olsa da biz ona da çok bir müsaade etmezdik. Yani ithal edilecekse düzgün, temiz, işte naylon olsun, poşet olsun, kağıt olsun, bu tür şeyler ithal edilsin. Denizli'de yok. Ama diğer illerde var. Mesela Niğde'de bizim orada var. İstanbul tarafında var. Mersin tarafında var. Oralarda var ambalaj atığı ithalatı. Gerçekten Avrupa'nın çöplüğü durumuna gelmişti Türkiye. Ama şu anda yani daha temiz, dengeli, düzenli bir şekilde yine geldiğini hissettim, duydum ama gözümde görmedim şu anda. Peki başkanım, geri kazanım ihtisasta OSB'lerin yaygınlaşması gerektiğini düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Artık bu eski geri dönüşümcüler fabrikalaşmaya başladı. Yani düzenli bir şekilde geri dönüşüm yapmaya başladı. Ham madde üretmeye başladı çoğu. OSB'lerin yaygınlaşması lazım. Geri dönüşümle ilgili geri dönüşüm OSB'ler olması lazım. İnşallah bu hükümet zamanında işte milletvekili Şahint'in sanayi, denize iki tane sanayi kurulacak. İlk önce onun çalışmasını yapıyor birisi. Ticaret Odası Başkanımızın yönetiminde. Diğeri de Karma Küçük Sanayi Sitesi de benim yönetimimde. Çalışmalarımızı biz devam ediyoruz. İşte yer tahsisi müracaat ettik, dilekçe verdik. Yer tahsisi talebinde bulunduk, yeri de bulduk. Onun için işte bakanlığın bize yeri vermesini bekliyoruz. Şu anda onu bekliyoruz. Ama büyük bir ihtimalle herhalde verilecek. Tabii biz de bunu bedava falan alacak değiliz. Biz de parayla alacağız ama bir an önce de işte yer tahsisi yapılıp bu sanayi sitesinin bir an önce aktifleşmesi lazım. Çünkü denizin içi çok sıkışık. Mesela işte bu gıda işleri yapanlar bir yerde, bu geri dönüşüm işleri yapanlar bir yerde, tamirciler, demirciler bir yerde. Bunların derli toplu bir yerlerde olması lazım, şehir dışında olması lazım. Hurdacılar sitesini 2001 yılında bitirdim. Ben Eskisar'da bir şey var, Hurdacılar sitesi var, belki biliyorsunuz aslanım. Orada bir kooperatif kurmuştum 98 yılında. 2000 yılında oranın arsasını aldım. O zaman orası şehir dışıydı. Orada duvar çevirdik. Yazıhanesini yaptık. Hurdacılara buraya çektirdik. Alay Gören başkanlığı, belediye başkanı Alay Gören o dönemde. Orada
aşağı yukarı 50 tane falan bir geri dönüşlerin iş yerleri var orada. Ama şu anda yetersiz. O zaman için işte 20-25 yıl önce 50 kişi varsa şimdi 500 kişi var. Denizli nüfusu o zaman 170 bin kişi falandı. Şimdi Denizli nüfusu 1 milyon. Onun için acilen bu tür sanayilerin bir an önce hazine arsa üretip bir an önce bu sanayi sitelerinin yapılması gerekiyor. Hem memleketin içerideki mesela Denizli'yi örnek verin. Denizli içindeki mesela ikinci sanayi sitesi var. Denizli'nin içinde ne iş var? Yani ona benzer yerler var. Bütün bu şeyler dağınık böyle körçük. Bunların bir yerlerde toplanması gerekiyor. İnşallah sizin vasıtanızda Karma Küçük Sanayi Sitesi de İnşallah. Kurulur diyoruz. İnşallah. Bu faaliyete büyük bir ihtimalle çünkü Şahin Tin milletvekilimiz o uğraşıyor. Ticari Odası Başkanımız Uğur Erdoğan Bey uğraşıyor. Gerçekten olumlu da bir gelişmeler var. Önümüzdeki günlerde eğer yeri alır tahsis ettirsek yeri kazmaya vuracağız diye düşünüyoruz. Tabii bunda yerel yönetimler de işte belediye başkanımızın da tabii destekler lazım. Zannedersem belediye başkanımız da, Büyükşehir Belediye Başkanımız da ister şehrin içinde bundan atılmasını tabii ki istemez. Şehir dışına çıkmasını ister. Denizin içi biraz daha rahatlasın ister. İşte ben trafiği gördüm yolda gelirken trafikten çıkamadım. Bu sanayinin içinden geçiyorsun haliyle. Sanayi kilitlenmiş. Ne bileyim yani onların acilen bir an önce çözülmesi lazım. Dileriz buradan ses olalım. Bizim seslerimize. Daha önceden bir yer istemiştik biz. Geriden Uşak Kooperatif olarak yer istemiştik. O atık alanının alt tarafında. Orada bir hazinenin yeri vardı. Orada TOKİ'nindi. TOKİ belediye vermiş oraya. Tahsis etmiş belediye. Belediye başkanı o dönem Osman Zolan başkanımla görüştüm. Dedim ki ben bu geri dönüşümler bu hurdacı kesimini ben buraya taşıyacağım. Burayı bize verin. Biz burada bir hem şehirden dışarı hem orası çukurun içi dağlık tepelik biz burayı ıslah edelim. Burada bu geri dönüşümleri buraya taşıyın. Çünkü şu anki yerimiz şehrin içinde kaldı. Sıkıntılı. Büyüyemiyor da gideceği de bir yer yok. Ama sokak aralarında denizin içinde sokak aralarında bu işi yapanlar var. Adam mecbur ekme parası kazanıyor. Ne yapacak? Yer olmayınca. Buraya bize verin başkanım. Biz buraya işte bir geri dönüşümler sanayi sitesi kuralım diye. Osman Başkanım önce tamam dedi. Sonradan TOKİ'yle görüştü milletvekilimiz Şahin Tin. TOKİ dedi ki belediyeyi razı ederseniz biz hazine devredelim. Siz böyle hazineden alırsınız. Sonra döndü. Dedi ki orası dedi fuar alanı biz veremeyiz dedi. Ya başkanım Osman Başkan'a söyledim. Başkanım burası atık çöpün altın. Burada fuar olmaz. Burası atıldı yer. Yani bu denizde güzelleştirelim. Yani bu insanları buraya taşıyalım ki hem geri dönüşüm kalkınır, hem ekonomiye katkı sağlanır, hem çevreyi temizler, hem bu insanlar evine ekmek parası götürür diye. O zaman kimse vermediler. İşte burası işte fuar alanıymış falan veremeyiz diye. Öyle geçirdi. Şimdi Nuri Çavuşoğlu başkanımla görüşeceğim. Ondan da isteyeceğim. Yani inşallah verir ama Denizli kazanır bunda inan aslan. Gerçekten Denizli kazanır. Denizli kazansın kardeşim. Denizli'yi birlikte kalkındıralım. Şehrin içindeki atıl yerlerin bir araya toplayalım. Hem ekonomiye katkı olsun hem Denizli güzelleşsin. Hem Denizli'den yani sağlıklı bir atık toplansın sağlıklı bir şekilde. Bakalım işte kısmet inşallah yani olumlu yaklaşırlar. Biz de şehir içindeki sokak aralarındaki bu toplayıcıların ne işi var? Ya soru ya her ne olursa olsun sonuçta atık. Yani her şeyden önce çok affedersin mikrop saçıyor. Onun için bunları bir arada toplamak lazım. Ama inşallah bakalım görüşeceğiz Büyükşehir Belediye Başkanımızla. Dilerim sesinizi duyurursunuz ve güzel inşallah, yani temennimiz yaptığınızda da yine sizi burada misafir etmek şerefine nail oluruz. Sesinizin duyduğunu çok buradan da ederim. Duyurmuş oluruz. Bizim sesimizi duyurduğunuz için biz teşekkür ederiz gerçekten. Yani bu tür kanalların gerçekten hem denizde hem ülkeye ihtiyacı var. Sesimizi duyurma açısından. Onun için ben size tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür yani ederiz başkanım. Bu programdan inşallah artarak devam etmesini diliyoruz tabii ki. İnşallah. Benim size daha sorularım bitmedi yalnız. Tamam olsun. Türkiye'mizde peki hoşunuza giden en iyi çevre projesini başkanım? En iyi çevre projesi benim yapacağım projedir.
Harikasınız. Onun için ben diğer projelere bilmem ama benim yapacağım proje gerçekten yani imkan verilirse bize yani en azından biz Denizliliyiz. Denizli'yi yani güzel bir proje yapıp Denizli'deki bu insanlar bir yere toplamak benim hedefim, amacım bu. Benim yani geri dönüşümlerim başkanı ben ama aynı zamanda ben iş adamıyım. Ben yani sokak toplayıcılarla benim ne işim olur? Olmaz. Ama ben Denizli'yi seviyorum. Yani insanları seviyorum. Bu memlekette biz ekmek yiyoruz. Bu memlekette para kazanıyoruz. Bu memleket ne kadar güzelleşirse, ne kadar değerli düzenli olursa, bunda da bizim bir katkımız olursa, işte biz de bundan gurur duyarız, biz de mutlu oluruz. Tabi burada büyük bir şey siyasetçilere düşüyor artık. İşte Büyükşehir Belediye Başkanı, işte milletvekillerimiz, Ankara'daki işlerimizi milletvekillerimiz çözecek. Yereldeki bu yerlerde bir belediye başkanlarımız çözecek. Yardımcı olursa biz de, bize de bir görev verirse, bizimle çalışalım sizinle, tamam buyur gel derlerse, biz koşa koşa geliriz. Elimizden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı kullanırız. Belediyenin yanında oluruz, devletimizin yanında oluruz. Koşa koşa geliriz. Elimizden ne geliyorsa katkı sağlarız. Başkanım peki uluslararası çevre projelerinde yeterli buluyor musunuz? Ya da siz Denizli'den bu dernek olarak böyle bir projeye katılma gibi bir düşünceniz var mı? Bu işler bizim Ankara'da konfederasyonumuz var bizim. Konfederasyonun genel merkezi, işte eski milletvekili konfederasyonun genel başkanı bizim arkadaşımız. Ben de yardımcı olarak devam ediyorum. Çevre projesi gerçekten güzel bir, yani işte denetlemeler olsun, ne bileyim yani bakanlığın çıkardığı yasalar olsun, genel yayınladığı genelgeler olsun, gerçekten güzel bir şey. Ama şurada bir sıkıntı var. Lisanssız çalışmayacaksın kardeşim. Tamam. Lisans çalışmayalım. Ama lisans alırken aldıkları şeyler, ücretler pahalı. Yani lisans alıyorsun, kontrol altında toplatıyorsun. Kontrolün altında oluyorsun, oluyorsun. Kayıt dışı olmasın, kayıt içi oluyorsun. Diyorsun ama aldığı şeyler yüksek meblağlar fazla. Ya bir hurdacıyı düşün. Adam 40-50 bin lira veya bir sermayesi var. Adam topluyor, alıyor, satıyor, para kazanıyor ki çevreye de çok faydalı. Senden kalk bu kişiden 10-20 bin lira lisans alma şey altında harç alırsan işte bu adam zorlanır. İşte ayda 9-10 bin lira çevre mühendisine para ödettirirsen bu adam zorlanır. Gerçekten yani bunların bir düzene girmesi lazım. O kadar uğraştık. Dedi ki genel müdürler, bizim konfederasyon başkanımız görüştü. Bu çevre danışmanları fiyatları yüksektir. Yani 500 liradan, 1000 liradan birden 8-9 bin liraya çıkarmanız doğru değil dedi. Tamam dediler, geri çekelim dediler, çekilmedi. İşte her şeyden ziyade bu işlerin başında tabandan gelen, mutfaktan gelen bilinçli kişilerin olması lazım. Yani geri dönüşümcülerin, hurdacı sektörünün nabzını iyi tutan biriler olması lazım ki hem devleti korusun, hem vatandaşı korusun. Ama öyle değil. Sen diyor kardeşim diyor bir şey yatıracaksın diyor. Yani bu harcı yatıracaksın. Lisans alacaksın. Lisans almasın ben seni çalıştırmam. Ama biraz da sen şey yap ya. Yani biraz da yani bir tolerans tanı. Bu adamlar bu memlekete faydalı. Gerçekten. Ben yine söylüyorum. Bu atık toplayıcıları biz yerüstü madenciler diyoruz bunlara. Bunlar toplamasa, bunlar doğaya gitse, bu naylon, ambalaj atıklar doğaya gitse, bunların 300-400 yıllık süreleri var doğada kaybolması için. İşte ormanlar kesilmesin, ormanlar daha çok üretilsin, daha çok toplansın. Yani ne bileyim, güzel işler yapmaya biz inan çok istiyoruz, çok uğraşıyoruz. Bize fırsat verirsin, biz gereken her şeyi yaparız. İnşallah fırsat verirler, ne diyelim yani yapacak bir şey yok. İnşallah. Son olarak seyircilerimize neler söylemek istersiniz başkanım? Seyircilerimize bu atıkların ayrı ayrı poşete koyup çöpe atılırsa ambalaj atığı, geri dönüşüm, işte metali, camı, şişesi, ambalaj atığı, bunlar para, ekonomiye katkı, çevrenin güzelleşmesi için bunlar çok önemli. Yurt dışından ithalatı azaltıp, yurt dışına ihracat yapıp, ham maddeyi artırmak. Bunun için bilinçli olursa
halkımız gerçekten hem ülkemiz kazanır, hem memleketimiz kazanır, hem de bu kişilere evin ekmek parası götürür. Başkanım, ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Ben bana böyle fırsat verdiğiniz için Denizli halkımıza da hayırlı işler, huzurlu, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. İnşallah güzel bir dönem geçiririz Denizli'mizde. Güzel bir çalışmalar olur. Bu çalışmaların içinde biz de katkı sağlarsak biz de mutlu oluruz. Ben teşekkür ediyorum. Karapınar, Medya, sizler aslanım. Çalışanlarınıza hepinize teşekkür ediyorum. Bu programlar sık sık yapılsın. Mümkünse sesimiz duyulsun. Tabii sık sık gelin. Buyurun. Belki yani biriler şey yapar, dinler, hoşuna gider de ya bu adamlar göreve hazır, bu adamlara görev verelim, bu adamları koşturalım derler de biz de mutlu oluruz. Biz de Denizli'mize katkı sağlamış oluruz. Ne güzel. Teşekkür ederiz başkanım. Bugünlük bu kadar. Yine yeni konuklarla ve yeni konularla karşınızda olacağım. Bizi takip etmeye devam edin.